İletişim Ansiklopedisi Wilbur Lang Schram Wilbur Schram, iletişim bilimlerinin gelişmesinde önemli kilometre taşlarından ve ilk iletişim akademisyenlerinden biridir. Birçok kaynak onu iletişim bilimlerinin babası olarak kabul eder. Schram, Amerikan iletişim araştırmalarının kurumsal bir kimlik kazanmasında önemli katkılara olan bir gazeteci yazar ve ilk iletişim akademisyenidir. İsmi iletişim olan ilk akademik programı oluşturan kişidir. Wilbur Schramm, Alman kökenli bir orta sınıf ailenin çocuğu olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin Marriott yerleşiminde dünyaya geldi. Wilbur Schramm, lisans eğitimini Marriott College'de siyaset bilimi alanında birincilik derecesiyle tamamlamıştır. Eğitimine Harvard Üniversitesi'nde devam etmeye karar veren Schramm, ilk yılında Boston Herald için çalışmaya başlamıştır. Schramm, Harvard'da ilk yılında günde ortalama 4 saat masa başı editörlüğü ve Boston Herald'da gazetecilik yapıyordu. Ayrıca Boston Senfoni Orkestrası'nda flüt çalıyordu. Bu yolla New England Konservatuvarı'nda da burs kazanmıştı. Wilbur Schramm, Harvard'daki eğitimine ağırlık vermek ve Billis Perry ile çalışmak istiyordu. Perry, The Atlantic Monthly'de yıllarca editörlük yapmıştı. Schramm, Perry'den Amerikan yazarları ve düşünürleri, Kenneth Murdoch'tan Amerikan Edebiyatı, Robert Hilliard'dansa ileri yazım dersleri aldı. Schramm, Harvard'da alanının en iyi hocalarıyla çalışma imkanına sahip olmuştu. Bunlar arasında Alfred North Whitehead de vardı. Schramm hem çalışıp hem okuyordu. Bu sırada Iowa Üniversitesi'nden bir iş teklifi aldı. İki derse asistanlık yapması isteniyordu. Schramm, 1932 yılında Norman Foster'ın danışmanlığında Amerikan Edebiyatı bölümünde Henry Wadsworth Longfellow'un Hayowata eseri üzerine yaptığı teziyle doktora derecesini alır. Schramm, İngilizce bölümünde asistan olarak çalışmaya ve bir sonraki yılsa 3 ayda bir yayınlanan Psikoloji Dergisi'ne editörlüğe başladı. Şürem 1935'te yardımcı doşent, 1939'da doşent, 1941'de ise profesör kadrosunu alır. Şürem'in buradaki deneyimi, başka disiplinlerden akademisyenlerle iletişime geçmesi, kafasında iletişim alanı ile ilgili yeni fikirlerin oluşmasını sağlayacaktır. 1941 yılının Aralık ayında Japonların Pearl Harbor'ı bombalaması sonucunda Shrem gönüllü olarak Birleşik Devletler Savaş Enformasyon Bürosu'nun Eğitim Müdürlüğünde göreve başladı. Shrem 1943 yılında Iowa'ya döndüğünde gazetecilik okulunun başına getirilecektir savaş sırasında görevi, kitle iletişim araçları üzerine ayrı bir çalışma alanının oluşturulması yönündedir. Harold Laswell, Carl Howland, Paul Lazarsfeld ve Kurt Lewin'in çalışmalarını takip eden Schramm, kitle iletişim araçları üzerine yaptığı öncü çalışmaları birleştirecek olan kitle iletişim çalışmaları bilim alanını tasarlar. Schramm, 1947'de Arkadaşı George Studdard'ın Illinois Üniversitesi'nin başına geçmesiyle üniversitenin Urbana kampüsüne taşınır. Schramm, 1947'de İletişim Araştırmaları Enstitüsü'nü kurar. Bu enstitüde, iletişim biliminde akademik araştırmaları ve doktora programını yürütür. Schramm, Illinois Üniversitesi'ndeki çalışmalarında ders kitapları da hazırlar. Bu ders kitaplarından 1949 tarihli olanı Kitle İletişimi (Mass Communications) adını taşımaktadır. Singale göre Kitle İletişimi, Lazarsfeld, Hovland, Robert Park, Walter Lippmann, Wendell Johnson, Rudolf Fleisch gibi alanın gelişimine katkı yapmış akademisyenlerin çalışmalarını derleyen ilk derlemeydi. 1954 yılında Wilbur Schramm yüz yüze iletişimin bir modelini oluşturur. Little John ve Foss'a göre Schramm modeli, bir kaynak ve alıcıdan çok, eş zamanlı olarak kodlama ve kod açımının yapıldığı bir modeldi. Bu modelde, mesaj, döngüsel bir yolla gidip gelmekteydi. İlk aşamada, önce mesajı yollayan, kodlayan varken, diğer taraftaysa, kod açan bulunmaktadır. Mesaj, döngüsel olarak geri geldiğinde ise, önce kod yollayan, kod açana, ilk aşamada kod açan da kodlayana dönüşmektedir. Shuremin iletişim bilimleri üzerine çalışmaları, Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikasını da etkilemekteydi. Başkan Dwight Eisenhower'ın 1953 yılında kamu diplomasisi çalışmaları için kurduğu Birleşik Devletler Enformasyon Dairesi, United States Information Agency Schramm'in en önemli kitaplarından biri olan Kitle İletişim Süreci ve Etkisi The Process and Effects of Mass Communication kitabına destek vermiştir. Schramm, 1954'te Stanford Üniversitesi gazetecilik bölümünün başına geçer. Başta araştırma merkezinin başında bulunan Chick Bush, iletişim araştırmalarını sosyal bilim araştırmaları ile temellendirmiş ve önemli fon kaynağı yaratmıştı. 1955'te Schrem, araştırma merkezinin de başına geçti. Ford Vakfı ve Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Bürosu, US Agency International Development gibi devlet kuruluşlarından fon bularak araştırmalar ve eğitim programları düzenledi. Stanford Üniversitesi'nde Schrem'in oluşturduğu doktora programından mezun olanlar arasında Maxwell McCombs gibi iletişim akademisyenleri de vardı. Rogers'a göre, Stanford Üniversitesi'nde Schramm'in doktora programından mezun olanlar, Birleşik Devletler'de diğer üniversitelere yayılmış, onlardan çoğu sık sık lider pozisyonuna yükselmiştir. 1956 yılında Schramm, Seward ve Peterson'la birlikte basının dört kuramı For Theories of the Press çalışmasını yayımlar. Schramm'e göre basına yaklaşımla ilgili kuramlar dört grupta toplanabilir. Bunlar, otoriter, libertaryen, sosyal sorumluluk ve totaliter Sovyet yaklaşımlarıdır. Şurem, uzun yıllar televizyonun çocuklar üzerine etkileri, üzerine çalışmalar yapmıştı. Televizyon seyretme ve bunun sonucu olarak çocuklarda oluşan olumsuz etkiler, yaş, cinsiyet, zihinsel yetenekler ve sosyal statü gibi birçok değişkenle karmaşık bir ilişki kurmaktadır. Bu alandaki çalışmaları Friedman, Parker ve Lilly ile birlikte 1961 yılında Çocuklarımızın Yaşantısında Televizyon başlığıyla yayımlar. Schramm, Stanford Üniversitesi İletişim Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde gelişmekte olan ülkelerin sorunlarıyla ilgilenmişti. Bu sorunlar ve siyasal, sosyal ve ekonomik gelişme ile ilgili kitle iletişim araçları arasındaki ilişki araştırmaların konusunu teşkil etmekteydi. Bu çalışmaların sonuçlarını Kitle İletişim Araçları ve Ulusal Kalkınma Mass Media and National Development başlığıyla yayınlamıştır. Şurem 1973 yılında Hawaii Üniversitesi'nde Doğu Batı Merkezi'nin başına getirilmiştir. 1977 yılında merkezden emekli olduktan sonra Hawaii'ye yerleşmiş ve hayatının sonuna kadar burada yaşamıştır.